Merhaba dostlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Tüpraş, Türkiye Petrol Rafineleri hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bizim hisse senedimizin tepe noktası olan 172.4 seviyelerinde maalesef buraları kıramayıp aşağı doğru inişler yapmıştı. Daha önceki analizimizde bir yükselen trend yapmıştık böyle çizgili bir şekilde ve halen bu yükselen trendimizin üzerinde seyrini sürdürmektedir. Ve tabii ki bu olumlu bir haber oldu. Olumlu bir gösterge olduğunu karşımıza çıkartıyor. Hisse senedimiz genel anlamda bakıldığı zaman arkadaşlar 154 seviyeleri ve 156 seviyelerindeki diren seviyelerini sürekli kırmaya çalışıp başarılı olamadı arkadaşlar. Başarılı olamayınca hisse senedimizin aşağı doğru tekrardan bir yönünü özellikle kapanışımızın eksi 1.55 yüzdesinde bir kapanışla sonuçlandırdı. Ve hisse senedimiz 152.6 seviyesinde Cuma günü son kapanışımızı gerçekleştirdi. Hisse senedimizin genel anlamda baktığımız performansı gayet bence başarılı bir performans. Ama hacimsel bir yataya bağlaması hisse senedimizde buralarda bir seyrinin hatta hatta ileride tekrardan inme ihtimalini de karşımıza çıkartıyor. Peki biz bunu neye dayanaktan söylüyoruz? Aşağı tarafta bizim makdi RSI'mize bakıldığı zaman RSI bölgemizde arkadaşlar bir kararsızlık var. Yani burada Kırma yapmaya çalışmış başarılı olamamış aşağısından tekrardan 3 mum atıp tekrardan bir kırma yapıp buradan RSI bölgemizi pozitif bölgede kırma gerçekleştirmiş durum böyle olunca da arkadaşlar bizim makde bölgemize bakıldığı zaman düşük bir mumlarımızı karşımıza çıkartıyor önümüzdeki hafta arkadaşlar hisse senedimizin RSI bölgesine eğer ki negatif bölgeye doğru inişlerini görürsek bizim makte tarafımıza da negatif bölgede bu şu şekilde bir şekillendirme karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Hal böyle olunca da bizim analiz tarafımızda yani osilatör tarafımızda hisse senedimizin şekillenmesi de şu şekilde olabilir. Tahminlerimizi sadece sizlere söylüyoruz. Burada bizim yükselen trendimizin aşağısında bir fiyatlandırma görürsek özellikle şuradaki yatay çizgimiz arkadaşlar 149'un aşağısına bir fiyatlandırma bizler eğer karşımıza önümüzdeki hafta getirirse hisse senedimizi 148 aşağısında indirebilirler. Bu bölgede arkadaşlar bir e, ara bir destek aslında söz konusu burada ikili mum görülüyor. Bu ikili mumun aşağısında da da görebiliriz. Ama tabii ki bizim güzel şekillendirmeler, güzeller konuşmamız gerekiyor. Yani e, umutları konuşmamız gerekiyor. Çünkü düşen zaten düşüyordur ama bizim çıkacağımızı nasıl tahmin edebiliriz? Bakın arkadaşlar biz öncelikle diyoruz ki 150... 4 seviyesi üzerinde bir kapanışı görelim. Arkasında şu mum attığı noktaya attığım yer yani bizim 157 seviyelerinde bir kapanışları karşımıza görmemiz gerekiyor. Bunu nereden çıkarttık arkadaşlar? Bunu bu hizadan itibaren ve şuradaki noktalardan 3 Ekim zamanında gelen e, fiyatlardan çıkardık arkadaşlar. Bu şekilde eğer bir fiyatlandırma karşımıza gelirse nokta attığım yerde yani 157 ve üzeri bir kapanışa görürsek e, tekrardan hisse senedinde bu şuradaki olduğu gibi bir şekil görebiliriz. Ama yeter, yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Bizim mutlaka hisse senedimizin 162 seviyelerinde kapanışları görmediğimiz takdirde hisse senedimiz buralar çıksa bile tekrardan aşağı doğru inme ihtimaline düşmemiz gerekiyor. Şimdi bir de bunu 4 saatlik bakalım. 4 saatlik bizim hisse senedimiz öncelikle makti RSI bölgesine baktığımız zaman o süre indikatör tarafımıza burada gördüğünüz gibi bir yataylık var arkadaşlar. Yani e kararsızlık var. Düşük hacim var arkadaşlar. alımda ve satımda düşüklük söz konusu olduğu için burada kırma yapsa bile tekrardan negatif, tekrar pozitif gitme ihtimalini karşımıza getiriyor açıkçası. Hisse senedimizin bir de şu şekilde söz konusu arkadaşlar. Bizim normalde bizim hisse senedimize 148 bölgesi aşağısında gelmediği sürece demiştik ve bunun üzerinde de bir fiyatlandırma olsa bile burada aynı buradaki gibi bir yataylık söz konusu olabilir. Yani olur mu olur. Ya şuraya gelir, böyle gelir. Şu şekilde bir dalgalı bir halde alabilir. Ama bizim hisse senedimize baktığımız zaman önümüzdeki orta vadede ve uzun vadede gerçekten de güzel bir kazanç elde ettiği, edeceğimizi karşımıza getiriyor. Bunu nasıl söylüyoruz? Bakın arkadaşlar günlük bazda baktığımız zaman fotoğrafın tamamını size getiriyorum. Hisse senedimizin bizim 22 2 Haziran'da 70'li TL bazında fiyatların şu anda ikili yani %100 bir kar ettiği anlamına geliyor. Bu Baktığım zaman 6 ay, 5 aylık bir süre çarşısında karşımıza geliyor. Bu şekilde devam etmesi hisse senedimizin önümüzdeki günlerde özellikle 172-173 seviyesinde olan bölgeyi kırdığı zaman arkadaşlar burada bir tane kapanış yaptığı takdirde tekrardan da bu bölgede hareket etmesini düşünebiliriz. Buradaki yataylık aslında güzel bir şey. Güzel bir şey. Biz her zaman söylüyoruz. Eğer inen bir hisse senedimiz Arkadaşlar bir yataya bağlarsa burası normalde bizim için al bölgesi olabilir. Bakın aynısı burada da yapmış durumda. Dolayısıyla buraları takip etmemiz gerekiyor. Ve mutlaka ama mutlaka 172 bölgesi yani burada e, direncimiz 172'nin e, kırıp yukarıda bir kapatmaları görmemiz şart arkadaşlar. Dostlar sizlere TÜPRAŞ hisse senedinin teknik analizini yorumladık. Yorumlarımızdan memnunsanız mutlaka yoruma belirtin arkadaşlar. Sizler de bekliyoruz sizlerin desteklerinizi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.